Selim kutlu sayı olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızınla. Tabii sen şimdi şaşırdın. Haklısın ya, ne diyeyim. İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Edemem ki ben. Tamam Biricik, abartma sen de artık. Selim ne yapayım? Korkuyorum. Aa, elimde değil. Ya sen emin misin bu adamın seni takip ettiğini? Yani belki korkudan falan sana öyle gelmiştir. Hayır, kaç kere dedim eminim diye. Ya sabahın köründe adam böyle karşımda görünce panik oldum, ödüm koptu. Zor attım kendimi sizin apartmana. Ya tamam da belki bu adam seni gözetlemiyordu. Yani sana öyle geldi, kuruntu falan yaptın. İyi Selim, tamam. Tamam, anlaşıldı. Ben bir daha senin yanına gelmem, seni rahatsız etmem, hiç merak etme. Ya ben de seviniyorum Selim yakınıma taşındı diye. Ya Biricik, hemen hazırsın duygu sömürüsü yapmaya ya. Ben bu korkuyla hayat geçmez diye söylüyorum sana. Neyse. Serra'yla nasıl gidiyor? İyi. İyi derken? Serra çok kendi halinde bir kız. Hani böyle vasat mı desem, varoş mu desem. Şu an karar veremedim ama öyle bir tip yani, değişik. Silik. Aa, silik silik. Evet, en doğru kelime bu, silik. Ya da renksiz. Sen hiç konuşma istersen ya. Çünkü senin haddine değil. Sabah evden birlikte çıktılar diyorum. El ele diyorum. Ne yapsaydım? Görmezden gelip koşu koşu yanlarına mı gitseydim? Yok gülüm, sen haklısın. Ben biliyorum. Sadece olaylar için kendini suçlama diyorum sana. İtaç'ın herkes ilişki gurusu olacak diye bir şey yok ki. Sakın ha, öyle tecrübesizim falan diye kendini nezikleme, tamam mı? Aman canım, neyse ne işte. Aslına bakma, iyi oldu. Daha fazla aşık olup alışmadan görüp öğrenmiş olduk. Buna da şükür. Gerçi boğulacaksan da derin denizde boğul hesabı. Bizim enişte de uçururdu seni. Çok yüksekten uçarsan düşüşün de çok acılı olur yalnız. Ya Selim Bey, kusura bakmayın. Geçen gün öyle koridorda çarpıştık. Ben de biraz parladım. Geçen gün otoparkta bir aracın lastiği şişlenmiş. Biricik Hanım'ın araç mı? Evet. Ya evet, o da çok korktu vallahi. Bu kadar ulu orta bir yerde bir aracın lastiği şişleniyor. Ve kimsenin haberi olmuyor yani, öyle mi? Yani... Ne yanisi? Peki, sen nereden öğrendin bu haberi? Benim gözümün önünde ağladı falan, çok kötü oldu. Arkadaşları sakinleştirmeye çalıştılar. Hmm.
Yani bu durum yaşandığında sen de buradaydın. Yani şimdi o iş şöyle Selim Bey. Kamera kayıtlarına baksınlar. Hangi yaptığı çıkar ortaya, merak etme. Ayrıca sizi buraya böyle boş boş takılın diye koymuyorlar. Sen bu otoparkın güvenliğini sağlayamayacaksan ne işin var burada? Ah ulan salak Ali, nal kadar kamerayı nasıl görmedin ya? Al işte böyle Asena'nın üvey oğlundan şekil yersin. Kuşkularında haklıymışsın. Hamilesin. Gözün aydın. 7 haftalık diyebiliriz. Yedi haftalık mı? Evet. Birkaç ay önce korunma yöntemlerini bıraktığında yaşına rağmen hamile kalma olasılığının çok yüksek olduğunu söylemiştim. Lütfen ani hareketlerden kaçın. İlk haftalarda düşük riski çoktur. Tamam. Dikkat ederim. 10. haftayı da atlattıktan sonra birkaç test yapacağız. Ne testi? Senin gibi geç yaşta kalınan gebelikler beraberinde bazı riskleri getiriyor biliyorsundur. Biliyorum. Neyse bunları konuşmak için şu an erken. 10. haftaya kadar kendine iyi bak yeter. Değil mi? Tamam. Bakacağım. Yıllarca korunup şimdi hamile kalmaya karar vermen açıkçası çok şaşırttı beni. Çok yanlış bir karardan doğru zamanda dönebilmeye yeni akla edebildim diyelim. İhsan da istiyor bu bebeği değil mi? Tabii canım. Ne istemesin? Aa! Olanlar olmuş kızım. Bayağı Madame Secretary anlık biricik habere girdi şu an. Şaka yapıyorsun. Selim Kutlusay ile Biricik Ergün arasına kara kedi mi girdi? Yakışıklı playboy'un gönlünü bir hizmetçiye kaptırdı. Biricik Ergün ise bunu öğrendiğinde sinir krizi geçirdiği konuşuluyor. Aşk ağlatır. Kim bu Madame Secretary ya? Ya bayağıdır yoktu, bir anda şaha kalktı, uçup gidiyor yani. Evet. Selam. Kızlar. Hoş geldin. Canım, geçen günkü olaydan sonra merak ettik seni. Selim'le birlikte geldik. Aa, Selim mi getirdi seni okula? Aa, derken Eda, niye bu kadar şaşırdın? Yani aşkım ne bileyim, sevgilisi falan var ya bu çocuğun, ondan dedim. Yok, artık yok. Bitti o iş. Nasıl ya? Ayrıldılar mı yani? Yani, ne bekliyordun? Devrin aşkını falan mı? Belliydi böyle olacağı. Ya bu arada hani şu hesap vardı ya Madame Secretary. Ne olmuş? Senin sinir krizi geçirdiğini yazmış. Yok artık, yalana bak. Evet. Göster bakayım. Yalnız bu haber bayağı Selim'i gömmüş. Yakışıklı playboy, hizmetçi falan filan. Hiç. De bu madam günlerimi pek takip edemiyor. Bitti o iş yani. Biri yok. Merhaba. Ne haber? İyi sen? İyi. Serra'yı soracaktım, gördünüz mü? Mesaj attı, bugün gelmeyebilirmiş. Hadi ya. Neyse. İyi dersler size. Sağ ol. Bizim kaçak da ortaya çıktı nihayet. Ne haber? Ne haber? Oğlum neredesin sen ya? Telefonlara bile bakmıyorsun. Bakmıyorum çünkü konuşmak istemiyorum. Benimle bile mi Selim? Evet abla, seninle bile. Aşk olsun, ben ne yaptım sana? Ya seninle konuşsam kesin babamı haklı çıkaracak bir şey bulacaksın. Sonra beni ikna etmeye çalışacaksın. Her zaman yaptığın gibi. Beni de hemen sildin ha Selim. Benim adım ne zaman babacığın yine çıktı ya? Bir düşün istersen ablacığım. Adın neden babacığa çıktı diye. Belki hatırlarsın.
Gerçekten mi ya? Ben her zaman mı bu kadar babamın yanında oluyorum? Abla şaka mı yapıyorsun? Sen kendinin farkında değilsin herhalde. Mesela? Mesela. Gel abla, gel. Gel abla, gel. Ne yapıyorsun? Abla gel. Selim. Selim. Trafik kazası yaptığım zaman olanları hatırlıyor musun abla? Ben birinin ölümüne sebep olmuşum. Tir tir titriyorum. Vicdan azabından geberiyorum. Sen karşıma geçmişsin. Şu babama yaşattığına bak diyorsun. Hatırlıyor musun? Ben hiç unutmuyorum abla. Selim, sende de fil hafızası var. Yıllar geçti, ben de çocuktum. Ne yapacağımı bilememişim. Saçmalamışım, ne var yani bunda? Ya, ya ne demezsin abla? Selim, bir dur. Ya yıllar geçti o kazanın üzerinden. Adam sarhoştu, senin üzerine atladı. Senin bir suçun yok ki. Babam öyle demiyor. En ufacık bir hatamda. Ölümüne sebep olduğumu emineti şak diye kucağıma bırakıveriyor. Ve siz hiçbiriniz ağzınızı açıp da tek kelime etmiyorsunuz. Selim'in suçu yoktu. Adamı isteyerek öldürmedi diyemiyorsunuz. Selim. Adam öldü. Tamam, yani senin de haklı olduğun taraflar var ama... Ama... Katil olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Selim, sen bize karşı kendini iyice doldurmuşsun. Yani bence bu konuyu burada kapatalım. Çünkü bir çözümü yok anlaşılan. Neyse, sabah Serra'yı görünce şaşırdın mı karşında? Serra ne alaka? Onur Bebek'teki eve yolladı seni ikna etsin diye. Serra Bebek'teki eve mi gelecekti? Evet. Ya siz benim işime karışmadan yapamıyor musunuz? Ya Selim, sana da yaranılmıyor ya. Hocanın yazdığı reçete burada. Buyurun Hasan Hanım. Çok teşekkür ederim. Tekrar gözünüz aydın. Çok teşekkürler. Hasan'cığım. Hello. Ne haber tatlım? Haberler sende. Hayrola? Ne hayrolası? Gözün aydın dediğin görevi. Ya bir miyomum vardı. Onunla ilgili kötü bir sonuç yokmuş. İyiymiş yani. Sen de her yerde karşıma çıkıyorsun Tuğba'cığım ya. Yani bilmesem beni takip ediyor falan diyeceğim. Su yatıralım mı? Hı-hı. Hala arıyor pişkin pişkin ya. Kim bilir hangi yalanı söyleyecek. Aç, belki önemli bir şey diyecek çocuk. Aşık olmak hiç bana göre değilmiş bunlar. Diyorsun. Evet diyorum. Bu ne böyle ya? Kalbin acıyor, midene yumruk atıyorlar falan. Sanki hiç derdim yokmuş gibi uğraş dur. Ben bir daha asla bu duruma düşürmem kendimi. Biliyor musun? Selim gibiler her şeyi çabucak elde edip böyle hızlı hızlı tüketmeye o kadar alışmış ki... kalp kırmakmış, yalan söylemekmiş, aynı anda birkaç kişiyi idare etmekmiş falan. Çok normal yani o tayfa için. Bitti gitti, geçmiş olsun. Bir daha Selim Kutlusay'ın gölgesi bile üstüme düşemez benim. Demek öyle Serra. Gidin, ben lavaboya uğrayacağım. İyi, bay bay. Bekliyoruz. Ne? Bittik kızım, büyük patladı. Ne, ne oldu? Ne olacak? Selim Kutlusay oldu. Selim mi? Selim ne alaka? Ya otoparkın oradaki güvenlik kamera görüntülerine baktırtacakmış.
Ne? Allah kahretsin. Nasıl? Sen nereden biliyorsun? Kim söyledi? Kendi söyledi. Kendisi mi söyledi? Ne oldu? Paşa Hazretleri tebaasıyla konuşamaz mı? Ne yapacağız? Bana ne? Ne yapacağız? Sen yaptın. Allah Allah. Yalnız bak, ben yanarsam sen de benimle yanarsın. Hadi ya. Öyle mi? Komik çocuk. En güzel şişle delinir. Hem zorlanmazsın da. Tık tık. Anında görüntü. Anladım. Tamam. O zaman yapıyorsun. Sen var ya. Ver şunu dedim. Ver. Bu bende kalacak. Kızım bizi zengin tayfasına güven olmaz diye büyüttüler. Anladın? Ama sen bu işi halledersin. Ben inanıyorum sana. Ne demek ben seninle yapamam Serra? Saçmalama. Ya kaç kere anlatmam lazım? Biricik'le aramızda hiçbir şey yok. Çocukluk arkadaşıyız biz. Birlikte büyüdük. Tamam. Geçmişte çok ufak bir şey aramızda yaşanmış olabilir ama geçmişteydi. Bitti gitti hepsi ya. Sanki onun için bitmemiş gibi ama. Bak haklısın. Biricik zaman zaman böyle yakın tavırlar sergiliyor olabilir. Seni anlıyorum. Sana hak da veriyorum. Ama şu Biricik konusunu rafa kaldırsak. Sıfırdan, yeniden başlasak her şeye. Sıfırdan başlanacak bir şey yok. Ya ben seninle yapamam. Biricikli ya da biriciksiz fark etmez. Selim kutusal paketi beni aşıyor. Bir saniye. Neymiş o Selim kutusal paketi? Söyle ben de bileyim. Etrafı gereksiz kalabalık. Alışkanlıkları farklı. Eski ilişkileri belalı. Daha sayayım mı? Ya senin için çatıya çıkıp ölümü göze alan bile oldu, yalan mı? Ya bunların hiçbirinin suçlusu ben değilim, görmüyor musun? Ben mi? Etrafımda olan durumlar var sadece. Ya etrafımızda olanlar bizi biz yapan zaten. Ailemiz, çevremiz, eski ilişkilerimiz. Ya yok sayamayız ki onları. Ya yetemem ben sana. Arkadaşlarınla anlaşamam. Eski sevgililerinle aşık atamam. Başka önceliklerim var benim. Senin kafan karışmış. Ne istediğini sen kendin bile bilmiyorsun. Ne istediğimi bilmiyor olsam bile ne istemediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Ne istemiyor musun? Üzülmek istemiyorum mesela. Hani ilgi alanım olmayan konularda yarışmak hiç istemiyorum. Ne olur daha fazla uzatma artık. Denedik, beceremedik. Bu kadar. Henüz başlamayan bir şeyi bitiremezsin Serra. Sen bana çok fena aşık olmuşsun da farkında bile değilsin. Sen hanım merhaba. Recep nerede? Ben Fatih Recep'in ortağıyım. Beyimiz işleri büyütmüş de kendine ortak mı tutmuş? Göster bakayım ne var. Ne kadar rahat bu kadın böyle. Ortalık yerde. Haklısınız. Hatta şu son fotoğrafları çekerken ben de sizin gibi düşündüm. Maşallah. İyi cesaret.
Ve kocasının bunlardan kesin haberi yok diyorsunuz. Hiçbir şekilde haberi yok. Bana temiz bir telefon hattı alın. Fotoğrafları oraya gönderin. Tamam mı? Hemen hallederim. Ortağına söyle. Kendin öyle patron sınıf havaları falan girmeye kalkmasın. Anladım Hasan Hanım. İleteceğim. Annecik senin geleceğini hazırlıyor. Bebeğim. Babanın hayatındaki bütün fazlalıkları teker teker temizleyeceğim. Hiç meraklanma sen. Serra! Gel hadi ben bırakacağım seni. İstemiyorum, gider misin? Serra! Ya sen hayırdan anlamıyor musun? Gider misin? Sen bilmeden gitmeyeceğim. Emniyet kemerini de bilerek bozup geldin dersin şimdi sen. Aman ne komik. Ya. Bakmakta mıyız? Bak böyle çocuk çocuk hareketler hiç hoş olmuyor yalnız. Yolun ortasında emrivaki yapmak nedir ya? Selim bak bizimki yürüyecek bir şey değil cidden. Ya Serra biz ayrı dünyaların insanlarıyız klişesi mi kaldı? Geç bunları lütfen. Bir de akıllıyım diye geçinirsin. Akıllıyım? Ondan hiç şüphem yok. Akıllısın ama korkaksın, öyle mi? Yok, öyle bir şey demedim ben. Hem akıllıyım, hem cesurum ama kendime güvenim yok diyorsun öyleyse. Ya sen hiç pes etmez misin? Sonunda pes edeceğimi bildiğim bir şeye asla girişmem Serra. Babacığım. Konuştun mu kardeşinle? Konuştum nihayet. Okulda yakaladım. Yoksa telefonları falan açacağı yok. Ne diyor? Ne desin? İkimize de çok kızgın. Tamam bana kızgın da sana niye kızgın? Ya işte her konuda senin yanında olduğumu düşünüyor. Bu çarpıp öldürdüğü adamın konusu her açıldığında Selim'e haklı bulduğumu söylemediğimi düşünüyor. Onun yanında olmadığımı düşünüyor. Hepimizi ayrı ayrı takmış kafayı. Ama en çok sana kızgın. Bana kızmak kolay tabii. Hoşuna bile gidiyor olabilir. Kolay kolay dönmez bebekten. Babaannene gün doğdu desene. 2 gün sonra doğum günü Selim'in biliyorsun. Biliyorum. Küçük planlarım var doğum gününle ilgili. Yani bu küslük meselesini kökünden çözmeyi düşünüyorum artık. Tamam, nasıl istiyorsan öyle yap. Ya babacığım, yani kızma ama sen de lüzumsuz yükseliyorsun Selim'e karşı. Ya bak sonra kıyamıyorsun, yelkenleri suya indiriyorsun. Bu sefer aranızdaki ilişki iyice yıpranıyor. Vay be Selim'e bak, senin de etkisi altına almış. Hiç böyle eleştirmezdin beni. Neyse ben bu doğum günü meselesiyle ilgileneyim birazcık.
Çok dertliyiz bakıyorum. Ne haber Nazan? Nazlım, Nazlım. Nazan değil. Yazıp eline vereceğim en sonunda. Doğru. Nazlım. Ne o? Biricik Hanım'la işler rast gitmedi mi yoksa? Sen nereden biliyorsun abi? Ben her şeyi bilirim abi. Yok, gitmedi. Ya Biricik Hanım ona kalsa kenarda oturacak, bütün suçun benim üstüme yıkılmasını seyredecek. Ya Allah'tan elimde ses kaydı vardı. Onu duyunca tabii işin rengi değişti hemen. Sen şu olayı bana baştan anlatsana bir. Anlatayım. Şimdi şöyle. Geçmiş olsun. Olanlara inanın gerçekten çok üzüldüm. Otopark çevresindeki kameraların bozuk olması gerçekten çok büyük bir aksilik. Bozuk mu? Ama merak etmeyin. Yarın hepsini hallettireceğim. Evet. Bir zahmet hallettirin. Evet. Yetkili firma gelip bütün bozuk kameraları elden geçirecekler. Oldu. Alo. İyiyim. Tabii. Koşa koşa gelirim. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Bu tayfada para bol. Elimizde çok bomba gibi bir koz var. Elimizde derken? Ya ikimizi kastediyorum. Şimdi sen tek başına olsan elini yüzüne bulaştırırsın. Hadi lan oradan. Duyan da seni akıl küpü sanacak ha. Ya kızma lan hemen. Böyle ortaya karışık güzel bir plan lazım. Ne planı kızım ya? Banka mı patlatacağız? Ya bu da bir nevi banka sayılır. Biricik Bank iyi günler diler. Selam. Canım hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim. Teşekkür ederim geldiğin için. Ya sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Koşa koşa geldim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi. Yolunda. Yani yolunda sayılır. Yolunda sayılır. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şimdi bu hafta sonu Selim'in doğum günü ya. Evet. Ben diyorum ki acaba Selim'e sürpriz bir doğum günü partisi mi yapsak? Ne dersin? Harika olur derim. Evet yapalım. Bence de. O zaman yer falan. Tamam. Nicim sen hiç merak etme. Ben her şeyi halledip organize ediyorum. Tamam. Takıldığım bir yer olursa da. Bana alo diyorsun. Aynen. Süper. Aç mısın? Yok yani. Ben çok açım. Bir şeyler yiyelim. Yiyelim. Pardon. Thank you.
Neredeyiz? Hangi sokakta? Yalnız senin kaostan beslenen bir tarafın var gibi. O nereden çıktı? Yani sürekli böyle bir iniş çıkış hali, küsme barışma hallerinden keyif duyuyorsun gibi geliyor bana. Yani sana göre ben bunlardan besleniyorum, öyle mi? Neden mutlu olmak için kendine izin vermiyorsun? Sensiz mutlu olamayacağımı nereden biliyorsun? Serra. Serra gitme. Gitme. Böyle gitme. Herkesin bizden beklediği bu zaten. Neymiş herkesin bizden beklediği? Birlikte yapamayıp ayrılmamız. Belki de bu sefer onlar haklıdır. Hadi oğlum ya. Vur lan. Vur. Allah seni kahretmesin. Ne haber millet? Oo. Haberler zaten halinizden Nazlım Hanım. Zira bütün gün şahsınızı aradık ama ulaşamadık. Çok mu özledin lan beni? Doğru söyle. Ne özleyeceğim lan seni? Boş boş konuşma. Aman da aman. Hemen atarlanırmış benim yiğidim. Dur kız, cıvınma hemen. Neredeydin bütün gün? İşteydim be, nerede olacağım? Hayırdır kantin gülü? Çift kaşarlı tostla toplantıların mı vardı ha? Aradım seni kaç kere, niye açmadın telefonu? Ya sen aradığında tam Ali ile önemli bir şey konuşuyorduk, açamadım. Ali mi? Ulan bir Ali'miz eksikti, o da geldi tam oldu maşallah. Kıskanma lan hemen, ya senin yerin ayrı biliyorsun. Ayrı olacak lan tabii. Zaten yakında herkesler benim peşimde koşacak. O zaman göreceğim ben sizi. Barbar'da Barbar diye yeni mi inleyeceksiniz? Bakıyorum hayaller Tom Cruise, gerçekler varoş Barbara. Aa! Ya ne yapıyorsun ya? Hıç! Abi abi! Ne yapıyorsun lan geri zekalı? Yolla bana! Ya ben burada! Abi dur gelme, hala sarma! Serra, nereden çıktı bu saatte dolap düzenlemek? Gündüz evde olduğum mu var? Ya isteğim ya okulda?
Anne baksana, bir tane bile giyecek düzgün kıyafetim yok ya. Ne gömleğim var, ne elbisem var. Şunlara bak. Sen hiç takılmazdın böyle kıyafete, hayırdır? Yani insan arada güzel giyinmek istiyor. Okuldaki kızları bir görsen, defileye gider gibi geliyorlar. E git benim elbiselerime bak. Zamanında dünya para verdim, aldım hepsini. Duruyorlar öyle dolapta. Senin kıyafetlerin bana olur mu? Herhalde olur kızım, niye olmasın? Ben senin kadar ya vardım ya yoktum. Tamam o zaman. Ay her gören koleksiyona bayılıyor. Nasıl mutluyum size anlatamam. Tebrikler, ne güzel. İnşallah kazancı da iyi olur senin için. Ay canım benim, ne güzel konuştun bak. Çünkü Asena'ya kalsa herkesin bayılması yeter. Başarı satılabilir koleksiyon yapmakta. Unutma bunu. Tamam İhsan'cığım da aşama aşama herhalde. Önce bir pazar yaratmak gerekiyor. Satış onun arkasından geliyor. Ben biliyorsun yıllar önce de yapmıştım bunu. Seneler önce hatta... Önüne. Başarılı olmak istiyorsan daima önüne bakacaksın Asena. Unutma bunu. Geçmiş karın doyurmaz. Sana da bir fayda sağlamaz. Tabii sevgilim. Her zamanki gibi çok haklısın. Ne bu? Kabak tatlısı efendim. Beğenmediyseniz yok, ya. Yok yok yok. Severim kabak tatlısını. Sevinçimiz servisi yapabiliriz. Teşekkürler. İster misin? Afiyet olsun. Sağ ol. Selim de çok severdi kabak tatlısı. Nasıl, mutlu muymuş bebekte? Babaannesinin elinde. Babacığım, dayanamaz o. Gelir kısa sürede, merak etme. Kopuşlar hep kısa ayrılıklarla başlar. Saat otobüs beklerim. Canım çıktı vallahi be. İhsan Efendi'den daha çok para olsam bu sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacak ama... beni dinleyen kim? Ya istedim. Az kalsın adamdan temiz bir dayak yiyordum. Vermiyor işte adam. Ne yapalım yani? Buralardan taşınmamız şart. Onun için de para lazım. Oldu. Buluruz. Kömürlükte sahte para basalım istersen. Tövbe tövbe. Akşam akşam ya. Gelecek ay oğlan hapisten çıktıktan sonra bu mahallede nasıl otururuz bilmiyorum vallahi. Bu İstanbul çukuru bizi yutmadan bir kurtulabilsek. Bizimki Sarra ile aramda geçenleri öğrenmek için benim ağzımı arıyordu ya. Evet. Dün akşam konuşurken de baktım konuyu Sarra'ya getirecek. Babam çağırıyor dedim. Çat diye kapattım telefonu. Sebep? Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Ay Burak, bir de bana acımasızsın diyorsun ya. Çocuk sana ne güzel Serra ile olan ilişkisini itiraf edecekmiş. Ne oldu? Duymak mı istemedin yoksa? Ya saçma sapan konuşma Biricik. Yani benim için hiçbir sakıncası yok. Ne alt yerlerse yesinler. Aa. Hayır hayır. Saçmalama. Öyle hemen pes etmek yok Burak. Aa. Biricik. Sen benim ölümden döndüğümü çok çabuk unuttun yalnız. Yani şu anda ruhsuz Serra ve seçimleri benim düşüneceğim en son konu. Ama... en yakın arkadaşını beş para etmez bir kız için satan Selim Kutlu Sayın... benden çekeceği var. Yaz bunu da bir kenara. Burak, beni korkutuyorsun. Yalnız bak... İstanbul'a döndüğünde Selim'le olan arkadaşlığını... Arkadaşlığımı? Aynen. Selim'le arkadaşlığımı derinleştireceğim Biricik. Öyle bir derinleştireceğim ki...
Selim, Kutlusay o derin sularda kendi kendine boğulacak. Hayırdır Nilgün Hanım sabah sabah? Benim eski elbisem. Serra'nın çok hoşuna gitti. Fermuar bozulmuş, onu dikiyorum. Maşallah, eline de yakışmış ha. Vallahi hiç bilmiyordum ben senin böyle dikiş nakış işlerinden anladığını. Niye anlamayayım canım? Terziydi anne. Zamanında ona yardım etmek için az teyel söküp dikmedim ben. Madem elin dikiş tutuyor, terzilik yapsana. Vallahi paraya para demezsin. Yani benden söylemesi işte. Ah Serra, demek sen elbiseye bayıldın ha. Bayılınmayacak gibi mi, şunun güzelliğine bak. Zamanın parasıyla bir servet ödemiştim buna. İdil bir elbiseye o kadar para verdiğimi görünce şoka girmişti. Bir de şimdiki halimize bak. Ah ana! Ne yaptın? Dur, parmağın kanıyor, dur. Sana bant getireyim, dur. Bir ek gelirimiz olsa gerçekten. Mesela ben de çalışsam. Parayı para demeyiz eski günlerdeki gibi.